ışığa dalsam da, tek başıma kalıp yansam da, sözlerim yarım kalsa da, çünkü ben, benden alıp kaçsan da, yalanlarına göz yumsam da, yine de sevgim solmazsa, çünkü ben, ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Konuşup konuşup dursam da, bir gün sus pus olsam da, bazen surat assam da, çünkü ben, hayatından çıksam da, sevmiyormuş gibi yapsam da, aslında aşık olsam da, çünkü ben, ben böyleyim. Sonunda yok olsam, kalbime zincir vursam, yine de özgür olsam, ben böyleyim. Almışsınız. Aldık aldık da senin kızın yüzünü güldüremedik nedense. Çünkü hepsini siz seçtiniz. E tabii biz seçeceğiz. Kaç kere gelin oldun? Nereden bileceksin ne alınacağını? Tecrübelerimizden faydalandım. Fena mı? Biraz sütline. Ya en azından kıyafetin modeline ipek karar verseydi. Yarın sizi de göreceğiz. Bakalım ben beğeneceğim mi nişan yerini? Nişan yeri mi? Biz nişanı evde yapmıyor muyduk? Ay anneciğim ya, sana da hiçbir şey söylemeye gelmiyor. Yani işin ne tadı kaldı, ne tuzu. Ha yani şimdi tat kaçıran oldu. E ne yaptık? Ne kabahat işledim de şimdi bana bu lafları söylüyorsunuz. Bir de soruyorsun Sütlin'e ya. O kadar söylemedik mi sürpriz bu ipeğe nişan hediyesi olacak diye? Nişan hediyesi mi? Ne hediyesi? Aha, yandık biz bendeyim. Hayır bu dükkanda da böyle. Ben söyleyince kabahatli oluyorum. 10 lira veriyor, nerede 100 lira üstü diyor. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. O zaman bana hiçbir şeyinizi söylemeyin olsun biz. Ya biri bana bir şey söyleyecek mi? Ne sürprizi bu? Ne nişan yeri? Nişan evde yapılmıyor muydu? Öyleydi. Ama benim içime sinmedi. Şöyle Boğaz'da gidip bir çay bahçesi gördüm. Aman dedim, bir tanecik kızım var, al nişanlı bir nişan yapayım dedim, tuttum. Hem de bana sormadan. Ya hem senin bilmediğin bir yer değil ki İpek. Hani bizim iş yerinden biri evlenmişti. Düğün yapılan yerin fotoğraflarını görmüştün, çok beğenmiştin. Hatırladın mı? İşte orası. Sen de biliyorsun yani. Ama biz senin hoşuna gider diye düşünmüştük. Hoşuma gitmedesin. Ya ben size söylememiş miydim? Ben seremoni falan istemiyorum. Ben size söylemiştim ama sevmeyecek, beğenmeyecek demiştim ama değil mi? Ha sen de biliyorsun yani. Evet, biliyordum ama ben en baştan beri uyumu çekimsel olarak kullandım. Yani beni onlarla bir tutma. O zaman ben bir kızlara bakayım. Üstleri açılmıştır. Aa, benim de çayım bitmiş. Ben bir çay koyayım. Ay. Ya siz hangi akla hizmet benim arkamdan iş çevirirsiniz? Hele siz ikiniz. Resmen ayakta uyuttunuz beni ya. Ay sen sevinirsin zannettik. Mutlu olursun diye yaptık. Böyle reaksiyon göstereceğini bilseydin evde yapardık nişanı. Takardık kendi aramızda. Nitekim öyle yapalım. Kızımızın mürüvvetini anlı şanlı görelim dedik, nasip değilmiş. Tamam Sütlineciğim lütfen. Tamam dur, özür dilerim. Ya ben öyle demek istemedim. Seremoni istemiyorum derken öyle
Bir sürü insanlar, kalabalık, resmiyet falan. Sıkılırız diye dedim. Hani biz bize olalım istedim ama... Yani sizin beni düşünmeniz de çok hoşuma gitti tabii. Yine resmi bir şey olmayacak ki İpek'cim. Biz bize olacağız. Öyle kasılmana falan gerek yok. Ay, o kadar güzel bir yer ki. Ay bir görsen. Sıkılmana imkan yok. Püfür püfür böyle ağaçların içinde. Olağanüstü bir yer. Hani memlekette o senin çok sevdiğin tepe vardı ya. Aynen öyle. Güzelmiş o zaman. Ya. Güzel tabii ya. Her genç kızın hayaldir öyle bir yerde nişanlanmak. Tabii canım, genç kızın hayalinde anonim olacak tabii. İyi o zaman, siz görüp beğendiyseniz tamam, orada yapalım, ne yapalım. Tabii canım, İpek bacığıma da hem bas tutulma gibi kafasını sallamak düşer. Abi ya, bunca saat uyulur mu? Erken kalkmış olsak biz imzaları bile atmıştık. Oğlum, askerden yeni geldik herhalde. Sen kendi yatağında yatmanın değerini bilmezsin. Abi o zaman ipekleri kuaföre bırakınca gidelim. Kadın milleti zaten anca hazırlanır. Abi bak, ben de gidip hazırlanacağım. Daha çiçekçiye gidilecek. Hem ne bu salonu görmeden imza falan? Bakalım benim kafamdaki tiyatroya uyuyor mu? Ay ben senin kafanın ya. Abi sen bana güvenmiyor musun? Güven bana. Bak, bina süper. Giriş inanılmaz güzel. Sahne şahane. Bu kulisler var ya, of saray saray. Anladık, senin dibin düşmüş. Tamam, şu nişanı şimdi bir halledelim. Sonra gider bakarız. Ben senin nişanla ya. Çok beklemedik değil mi aşkım? Seni sonsuza kadar beklerim aşkım. Bu arada alacağın olsun. Dün öğrendim. Nişan başka bir yerde yapılıyormuş. Aşk olsun ya. Kafile avlandım bir anda. Annem kırılmasın diye bir şey de diyemedim. Kabul ettim. Vallahi kafama silah dayasalar bu kadar olurdu. Sen idare etmiyor muydun? Ben de ettim işte. İpek'in başvuru formu. Sen de seninkini doldurdun değil mi? Anneciğim, sırası mı şimdi bunun? Şimdi sırası değil, sonra değil. Ne zaman vereceğiz bunları? Zaman geçiyor ama. Bu ne formu? Devlet tiyatrosuna girecek ya bunlar. Onun sınav formu. Şunu hallet, yerine de bırak biz kuafördeyken. Halledersiniz değil mi aşkım? Vallahi Melek teyze, kusura bakmayın ama... ben bugün gidemeyeceğim. Ben de hazırlanacağım ya. Öyle mi yavrum? Vallahi ben kağıdı verdim. Artık sorumluluk sende. Ay, kusura bakmayın hanımlar. Geç kaldık değil mi? Ama ana kraliçe anca hazırlanabildi. Aa, yılığa bak ya. Duş almadan çıkmam diye tutturan o. Neyse. Kanka, bir şey söyleyeceğim bak. Gelin nazı falan çekemem. İlk önce benim saçımı yapacak. Çünkü daha gidip sonuçları alacağım. Ne sonucu? Sonucu... Sınava girdim ya ben. Onun sonuçlarını almam lazım. Yetişebilecek misin nişana? Kuaförden direkt gideceğiz oraya. Tabii canım, yetişirim. Hadi bir an önce gelin. Hadi bakalım. Hadi. Bir dakika abi. Bu ne bu formu ya? Bir de sahneyi kiralamadığımızı söyle. Ben düşüp bayılayım burada. Aradığımızı biliyor. Devlet tiyatrolarına girmek istemediğimi de biliyor. Konuşacak da annesiyle ama... Neyse, ben yarın hallederim bunu. Abi sen bu işi halledemezsin. Ya Melek teyze eline kağıt tutuşturdu, hiçbir şey söyleyemedin. Bak halledemezsen sen de patlar ha. Ya tamam, hadi yürü. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Değil mi? Ben de çok sevdim. Pek nerede? Ha, içeride Sinan makyajını tazeliyor. Ha, Melek komiserim, İpek bacığım içeride mi? İçeride ya. Ha. Ne çabuk büyüyorlar değil mi Melek Hanım? Ya, daha dün anne düştüm dizim kanıyor diyordu. Bugün nişanlanıyor.
Nasıl görünüyorum? Çok güzelsin bir tanem. Özgür, nerede kaldın ya? Aa, kreşten arıyorlar. Esin Hanım. Efendim. Ben Sever öğretmen. Buyurun. Masalı almaya babası gelecek demişsiniz sanırım. Evet, bir sorun mu oldu? Saat 7'ye geliyor ama Masal'ın babası henüz gelmedi. Bilginiz olsun istedim. Gelmedi mi? Söyle işte. Ölüyor muymuşum? Neymiş sonuç? Sakın bana şeker hastasısın deme. Vallahi dayanamam. O yasak, bu yasak. Bir şeker çıktı da kanında değil. Özgür, ne diyorsun? Anlamıyorum. Karnındaymış. Hamileymişsin. Mutluyum Emel Hanım. Çocuklarımız için en iyisi değil mi? Haklısınız Melek Hanım. Annelik işte. Onların hep mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Başkasına tahammül edemiyoruz. İşte ben de bu yüzden. Çocukları aldım karşıma, konuştum. Devlet tiyatrosunun sınavlarına girecekler. Zaman belli. Şuna hangi tiyatroda iş var, bir dizide rol çıkar mı diye onlar bekleyebilir ama kira beklemez değil mi? Geçen gün Serpil Hanım bahsediyordu. Barış'la Şener özel tiyatro açacaklarmış. Vaz mı geçtiler o zaman? Aman Emel Hanımcığım, boş hayallerle karın doyar mı? Hani tek başına olsa ne isterse yapsın. Ama artık sorumlulukların farkında olması lazım. Melek anne, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Emel teyzeyle konuştuklarınızı duydum. Belki hiç yeri değil. Ama söylediklerinize suskun kalamayacağım. Ne demişim ki? Bakın, ben o devlet tiyatroları sınavına girmedim, girmeyeceğim de. Siz benim hayallerime saygı duymuyor olabilirsiniz. Ama ben kendi tiyatromu açacağım. Demek öyle. Ben Epe'ye söylemiştim. Ya bu işe gireceksin ya da bu iş burada biter. Nasıl yani? Madem bu kadar kararlısın, o zaman yüzükleri ver. Bu iş burada biter. Ver, ver. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Niye bu kadar şaşırdın oğlum? Ha? İpek bu konuda ne kadar ciddi olduğumu söylememiş galiba sana. Size inanmıyorum ya. Şimdi seni kimle tanıştıracağım? Serpil teyze. Bak, bu bizim okuldan arkadaşımız. Nişan günümüzde resmen bizi tehdit ediyorsunuz. Vallahi sen istersen tehdit de, istersen tecrübe de. Ben ne yaşadığımı bilirim. Garantili bir işim olmadığı için neler çektiğimi Allah'la ben bilirim. İpek de aynı şeyleri yaşasın istemiyorum. İpek'i düşünseydiniz, onun en mutlu gününde böyle davranmazdınız. Hayatta bir kere üzülür, ondan sonra rahat eder evladım. Bu kadar kolay yani. Neyin kolay, neyin zor olduğunu benden daha iyi bilemezsin. Onun için şimdi yüzükleri rica edeyim. Vallahi Melek anne, siz istiyorsunuz diye ben sizin istediğinizi yapmayacağım. İpek'ten de, hayallerimden de vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim. Melek, misafirler bekliyor, ayıp oluyor. Anne söyle misafirlere, bu nişan olmuyor. Ne diyorsun Melek? Aklını mı yedin sen? Müstakbel damadımız tiyatro hayallerini İpek'e tercih ediyor. Barış, duydukların doğru mu? Tabii ki de Yusufdine. Ya bunu tercih meselesi haline getiren sizsiniz. Ya böyle yaptığınızı İpek duysa ne kadar üzülür, düşünmüyor musunuz bunu? Vallahi İpek'in mutluluğu için her şeyi yaparım. Ben şartımı çok önceden söyledim sana. Önce kabul ettin, şimdi yumurta kapıya gelince vazgeçiyorsun. Onun için bu iş burada bitmiştir oğlum. Yeter. İpek
Melek'in mutlu olmasını istiyorsanız sen o devlet imtihanına gireceksin. Sen de çeneni tutacaksın Melek Hanım. Ama anne. Aması maması yok bu işin. Sen git misafirlerin yanına. Sen de git ipeği getir. Hadi. Özgür ya. Allah kahretsin. Esin ne oldu? Kreşten aradılar. Erkan masal almaya gitmemiş. Arıyorum, telefonu da açmıyor. İpek çok özür dilerim ama benim hemen gitmem lazım. Tamam tabii ki de git, hiç sorun değil. Yeter ki masal yalnız kalmasın. Törene yetişemem sanırım. İkinize de şimdiden mutlulukla. Sağ olasın. Adama bak ya. Daha çocuğunu kreşten alamıyor ya. Bir de adı baba. Özgür, bence bunda bir hata var. Ya insan hamile olsa hissetmez mi? Hissedememişsin demek ki. Önünde kapı gibi tahlil var işte. Ne bu telaş anlamıyorum. Belirtiler de kesin. Niye inanmıyorsun ki? Aa, Romeo'su da Juliet'ini almaya gelmiş. Aşkım. Hadi İpek. İnsanlar bizi bekliyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim. Senin canına bir şey mi sıktı? Sonra konuşuruz. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Esin. 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 Ben çok üzüldüm. Erkan, seninle konuşmak istemiyorum. Esin, özür dilerim. Bu sorumsuzluğunun özrü olmaz, tamam mı? Sakın özür dileme. Sakın da konuşma benimle. Allah'ım ya. En yakın arkadaşım
arkadaşımın nişanını kaçırdım. Niye? Erkan Bey sorumluluğunu bilemediği için. Demek ki buradan çıkaracağımız sonuç neymiş? Kendine güvenerek çocuk yapacaksın. Öyle baba falan hikaye. Esin iyi de sen Erkan'a güvenerek doğurmadın ki Masal'ı. Ya evet ama sonuçta o da babası. Ya onun da bir sorumluluğu var ama Erkan Bey ortada yok. Bütün sorumluluk benim omuzumda. Ama neyse ya, konuştukça daha da sinirleniyorum. Tamam. O zaman güzel şeylerden bahsedelim. Mesela İpek Böcüğüm pastamızı çok beğendi. O kadar çok beğendi ki ağlayacaktım neredeyse. Hatta beğenmedim, bayıldım. Of, keşke ben de görebilseydim. Dile benden, ne dilersen. Ay gerçekten çok güzelmiş. Bir dakika ya. Siz ben çıkarken ne diyordunuz öyle bomba haber falan? O yalnız ayakta kalma iradeli olma nutkunun üzerine biraz tuhaf kaçabilir ama. Ne oluyor? Bak şimdi daha çok merak ettim. Söylesenize. Söyle. İpek söylesene. Ben? Hı. Ben galiba... Hala galiba diyor ya. Ya tamam Özgür. Ya İpek söylesene. Ben hamileyim. Ne? Gel bak gel. Neler aldılar kıza? Hiç açma anne, hiç. Aa, ne oluyor Melek? Ne bu tafralar? Vallahi milletin içinde rezillik çıkmasın diye ağzımı açmadım. Gördün. Meğer köprüyü geçene kadarmış saygısı. Tiyatrodan vazgeçemezmiş. Hayalleri varmış efendim. Buyursun. Açsın tiyatrosunu ama İpeksiz. Celallenmeden bir düşün bakalım neden. Asi de ondan. Kabahat bizim kızla Melek. Senin dediklerini iyi anlatamamış oğlanı. Yoksa oğlan yapmazdı böyle şey. Olur mu anne? Sen şahitsin. Bin kere söyledim İpek'e. Oğlan kale almadı tabii. Bu kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Aman öyleyse de bize ne? Elin oğlu istediğini yapsın. Sen inadından vazgeçme kızın için. O sırtını sağlama alsın. Erkek dediğin havaidir. Kadın evine, damına sahip çıkmalı. Getir şunu, getir. Ver de bir bakalım. Serpil Hanım aldıklarımızın hepsini koymuş mu içine? Of. E verdin mi? Bütün dertlerim bitecek sanıyordum. Biter mi hiç? Bak, daha anneanneliği var bunun. Aman anne, alemsin vallahi. Nereden çıkardın onu? Vallahi içinden çıktı. Senin dünür mesaj yollamış belli ki. Bebek istiyor, bebek. Ne? O önce kendi oğlunu büyütsün. Oh, inanamıyorum ya, nasıl olur bu? Ne zaman oldu peki? Geçen ay galiba. Galiba ne demek? Emin değil demek. Ya Barış izne gelmeden önce regle olmuştum. O zaman bir ay falan gecikti. Kızım sen ne zaman regle olduğunu bilmiyor musun? Bir yere not falan da mı almadın? Cahil de değilsin ki. Kanka yeter, biraz ağır oluyor ama. Ya yalan mı? İnsan ne zaman regle olduğunu bilmez mi? Bilmiyormuş demek ki. Hatırlıyorsan sen de aynısını yaşadın. Senin bilememenin meyvesi de içeride uyuyor yanılmıyorsan. Sen hiç konuşma Özgür. Bunu çeken bilir. O yüzden kapa çeneni. Allah Allah. Delirdi iyice ya. Ne yani, ben hamile kalmadım diye susup oturacak mıyım? Seni peye bağırıp duracak mısın böyle? Peki tamam. Hadi birlikte oldun. Niye tedbirini almadın? Ya almıştım ama. Ha, belli ki yeterli olmamış. Neyse, uzatmanın bir anlamı yok. Bir çaresine bakacağız zaten. Nasıl yani? Ne demek nasıl ya? Doğuramayacağına göre aldıracağız bu çocuğu. Allah. İpek! Bağırıp çağırıp sonra da gidemezsin Esin. Tamam bir hata yaptın ama aynısını sen de yapmıştın. Üstelik de doğurdun. Şimdi ne bu tavrın? Çünkü doğurunca dertler bitmiyor İpek. Hatta giderek daha da artıyor. Dışarıdan bakınca her şey ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ama aslında canımın ne kadar acıdığından hiçbirinizin haberi yok. Çünkü siz fark etmeyin diye ne hissettiğimi size anlatmadım. Bir şeyler eksik kaldığında Melek teyze ya da sizler yardıma ihtiyacınız var mı dediğinizde ben hep ezildim. Bu yüzden de çoğu zaman dertlerimi anlatmadım size.
Masalın ateşlendiği gecelerde ben hep yalnızdım. Ya uyursam? Uyuduğumda kızıma bir şey olursa diye geceleri hep voltalar attım. Bu nasıl bir duygu biliyor musun sen İpek? Aylarca sırf doğmuş parası vermemek için işten eve yürürken bacaklarımı yorgunluktan hissetmezdim. Bu sırada yol kenarındaki mağazaların vitrinlerine gözüm takılmasın diye sadece ayaklarıma bakarak giderdim. Kendime bir şey almak aklımın ucundan bile geçmezdi de. Masalı alamamak o kadar canımı acıtırdı ki. Bütün bir kış kızıma sayılı meyve aldım. Kendimi ağzıma sürmediğim gibi sizden de kaçırmak için türlü bahaneler söyledim. Hatırlıyor musunuz? Ben hiç unutmadım. Anneliğin sürekli bir endişe hali olduğunu canım yana yana öğrendim ben. Sadece onun için yaşarken hala ona yetemiyormuşum duygusu beni mahvediyor. Hep bir şeyler eksik. Hep bir şeyler yarım. Yemin anne olamamanın vicdan azabı hiç eksilmedi. Hatta masal büyüdükçe giderek arttı. Benim kızım hayata bir sıfır yenik başladı. Ve ben ne yaparsam yapayım bunu asla düzeltemeyeceğim. Ben bu eksiklikleri gidermeye çalışırken kendim için bir şey istemeyi hep unuttum İpek. Kadınlığımı unuttum. İşte sana bu kadar kızmamın sebebi bu. Ben yaşamadan önce bunların böyle olacağını bilmiyordum. Ve senin de bunları yaşamanı istemiyorum İpek. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Nesin çok. Lütfen hayat seni böyle sınamasın İpek. Buna izin verme lütfen. Barış. Takım elbiseni vestiyere astım oğlum. Yarın kuru temizlemeye vermeyi unutma. Barış. Efendim? Yüzükler takılmadan önce Melek Hanım'la ne konuşuyordunuz? Bilmem. Neden canını sıktın hatırlamıyorsun yani. Öyle bir şey yok. Fotoğrafçıya kızmış. Ne olmuş ki fotoğrafçı? He? Fotoğrafçıya ne olmuş? Fotoğrafları 2 güne kadar veririm demiş. Davetlileri de hemen veririm demiş. Benim de pek aklımda kalmadı. Barış. Neden yalan söylüyorsun? Ne yalanı? Gözüme bakarak konuş. Yine devlet tiyatrosu diye baskı yaptı değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Of, dilim damağıma yapıştı vallahi. Vallahi herkesin bu konuyu açmasından ben çok sıkıldım. Ben herkes değilim Barış. Neler olup bittiğini bilmek herkesten çok benim hakkım. Zaten neler olup bittiğini biliyorsun. Ben Şener'le kendi tiyatromu açacağım. Yarın gidip sözleşmeyi imzalıyoruz. Benim tek niyetim bu. İnşallah öyledir. Doktora ne zaman gideceksin peki? Bilmem. Hemen benim doktorumdan randevu alalım. Kaç haftalıkmış onu öğrenelim bari. Bence önce Melek komiserime söylememiz lazım. Ya anında beni evlatlıktan reddetsin diye değil mi? Annem ne haram bu kadar iyi olmuşken hayatta söyleyemem. İpek söylemesen ne olacak? Yani ne zaman bir şey saklamaya kalksan bir şekilde ortaya çıkıyor. Bence şimdi direkt itiraf et, o zaman affeder. Ya önce Barış'la konuşmalıyım sanki. Tabii nasıl yapacağım bilmiyorum ama hani onun haberi olursa beraber annemin karşısına çıkabiliriz bence. Sen Barış'ın istediğinden emin misin peki? İster tabii, neden istemesin? Masal çok seviyor. Uzaktan sevmesi kolay. Sen demiyor muydun Barış'ın bir sürü hayali var, yurt dışına gitmek istiyor falan diye? Bakalım bu hayallerinden vazgeçmek isteyecek mi? Esin iyi de ne alakası var ki bunun? Yani çocuk olunca hayallerden vazgeçmek mi lazım? Feciğim biraz önce ben sana ne anlattım? İnsanın hayatı çocuktan önce ve sonra diye ikiye ayrılıyor. Öncesinde hayaller, sonrasında keşkeler var. Ben Barış'ın istediğinden de çok emin değilim. O yüzden kimseyi huzursuz etmeden biz kendi aramızda halledelim derim.
Ya ben hiç böyle düşünmedim. Yani ne Barış'ın istemeyeceğini, ne aldırmayı. Aslında ben hiçbir şey düşünmedim ama. Kızlar bence denklemi yanlış kuruyorsunuz. Tamam. Diyelim ki Barış hayır dedi. Erkek ya, sorumluluk kabul etmedi. Ama ya Melek komiser kabul ederse? İpek evet derse, Melek komiserin onayını alırsak ne olur? Karşı taraftaki Barış susmak zorunda kalır. O yüzden bize bu destek kuvvet hattında tek gereken şey Melek. Melek tamam derse çocuk doğar diyorsun yani. Aynen öyle. Hadi müjdeyi verelim. Ya sen kafayı mı yedin? Denemeden bilemezsin. Esin bence Özgür haklı. Yani nasıl olsa annem bir şekilde öğrenecek bunu. Bence hemen söyleyelim. Sen de ne olur yardıma gel lütfen. Tamam gelirim. Ama kıyamet koparsa sakın benden destek beklemeyin. Tamam. Hadi dur. Ben de masaya bakayım. Fevzi. Biz de kızlarımızın mürüvvetini görebilecek miyiz? Ben kızlarımı kimseye vermem. Doğru söylüyorsun Fevzi. Sen daha kreşe veremiyorsun. Ben de tutmuş ne soruyorum. Bu kızların hamileliği de yaradıydı sana Mualla. Sanırım karnın büyüdükçe beyne daha çok kan gidiyor. Ya gevşeme Fevzi. Ben bu konuda ciddiyim. Ben de. Ya neden anlamıyorsun kocacığım? Kızlarımızın gelişimi için kreş şart. Dükkanın telaşına adam gibi ilgilenemiyoruz onlarla. Kendi adına konuş Mualla. Ben babalığımdan son derece memnunum. Ha ben kötü anneyim yani, güzel. Ben öyle mi dedim? Ben öyle demedim. Sen ilgilenemiyoruz dedin ya, ondan dedim ben. Fevzi, Esin'in kızı sayıları biliyor, renkleri biliyor. Bizim kızlar da yakında mantı açmayı öğrenecek. İşte fena mı? Meziyetleri gelişecek çocukların. Of Fevzi! Kaça kadar sayabiliyormuş? Ona kadar teklemeden sayıyor. Sonra almış masal geçen gün bizimkileri karşısına oyuncaklarını gösteriyor. Bu üçgen diyor, bu kare diyor. Bizimkiler de öyle bakıyorlar ona. Bak sen zilliye. Hem sonra Esin de az değil yani. İyi yapmışım da kreşe vermişim diyor. Ay ne iyi kreş benimki diyor. Benim kızlarımın ne eksiği var onunkinden? Tabii. Kendisi çalışıyor ya. Kızı da işe götürecek hali yok. O vicdanını rahatlatıyordur. Ben de çalışıyorum Fevzi. Bak yine aynı şeye geldik işte. Ya dükkanda ne işi var bu çocukların? Onlar kendi yaşıtlarıyla bile şarkılar söyleyecek, oyunlar oynayacak. Yarın öbür gün okula gidiyoruz biz deyince ne yapacak? Ben okula gitmesin demiyorum da. Vay anasını, gözüme inanamıyorum ya. Aşkitom senin bu peynir hücreleri iyicene coştu. Kocacığım sen bir hede. Ben kızlarımız için en iyi kreşi bulurum ha. Tamam sen bir araştır da sonra konuşuruz yine ya. Ay. Ay. Aman da aman. Ay. Kıyamaz mıymış kızlarına? Ben hiçbirinize kıyamam kadın. Ya aşkitom bak ne diyeceğim. Hazır kızlar uyumuşken ne zamandır oğlanı okşayamıyordum. Asıl okulda okşayayım. Ya Fevzi, sen oğlumuzu mu okşayacakmışsın? Ya nece yersin sen? Nihayet teşrif edebildiniz İpek Hanım. Ne oldu ki anneciğim? Dünyadan haberin yok senin. Süt nenen olmasa o yüzükleri Barış'ın suratına çarpıyordum. Anne ne diyorsun sen ya? Sana anlatamadı demek ha? Az kalsın bu iş burada bitiyordu. Anneciğim ne olduğunu bana anlatacak mısın? Sen söyle bakayım ha? Bu çocuğun niyeti, hayali nedir? Seninle evlenmek mi yoksa birlikte tiyatro açmak mı? Şartımı bile bile bana diklendiğine göre seninle evlenmeye hiç ama hiç niyeti yok. Tabii oğlanın şarttan haberi varsa. Ay yoksa söylemedin mi Barış'a? Söylemedim. Çünkü
Çünkü ben de istemiyorum. Ama tabii sen bizim ne istediğimizi hiç sormadığın için bundan haberin bile yok. Ne istediğini niye sana soracakmışım ha? Sen ne yaşadın ki neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorsun ha? Söyle bana. Anne bak sen benim adıma kararlar verdikçe ben zaten hiçbir şey deneyemiyorum. Ya bırak neyin yanlış neyin doğru olduğuna ben karar vereyim. Kızım sen deneme tahtası mısın ha? Biz yaşadık, gördük, biliyoruz, öğrendik. Bildiklerimizi de sana öğretiyoruz. Yani bize burun kıvırılacağına önce git şu nişanlını adam et. Anne. Annene karşı gelme. Sen de sus artık Melek. Aa. Madem bu yüzükler takıldı, o sınava da girilecek. Akılları ermiyorsa biz erdirmesini biliriz. Kanka iyi ateş aptına düştün ha. Hadi Serpil Sultan'ı idare ettin de. Ya Melek Sultan'la ne yapacaksın? Onu İpek halledecek. Başka yolu yok. İpek. O an İpek böyle düşünse konu buraya gelmezdi. İpek de bizimle tiyatro işine girecek. Sadece annesine söyleyemiyor o kadar. İyi. Tamam diyelim ki öyle. Ama bak yanlış yapıyorsun. İpleri fazla kaptırma. Kukla gibi oynatmaya başlarlar yakında seni. Bak Şener. Ben aptal değilim. Kimse bana istemediğim bir şeyi zorla yaptıramaz. Göreceğiz. İpekciğim, sizi zorladığımı sanıyorsun ama hakikaten doğrusu bu. Hayat sizin için şimdi böyle toz pembe. İki başına olunca konuşması kolay. Ha bir de çocuk dersiniz. Sakın ha. Ama olur da ileride çoluk çocuğa karışınca ne olacak peki? Oyun tuttu mu, bilet sattı mı diye çocuk bakılmaz yavrum. Sağlam bir iş, muntazam bir maaş gerekli. Başka türlüsü olamaz. Bak canlı örneği var karşında. Yıllardır canı çıktı kızına bakabilmek için. Melek teyze, bir şey soracağım ben ona takıldım. Hani çocuk falan sakın ha dedin ya sen. Şimdi bunlar evlenirse böyle hemen böyle çat diye bir çocukları olursa onu sevmeyecek misin? Saçmalama sana kızım ne çocuğu? Daha nişan bu akşam yapıldı, evlenecekleri şüpheli. O ne demek anne ya, evleneceğiz biz. Evladım, Barış'ın işi yok. Ay ben ne konuşuyorum bir saattir burada? Ama mesela böyle burada küçük bir İpek olsa böyle hani kıvırcık kıvırcık lüle lüle böyle. Lüle lüle saçlıyı sen doğru evladım. İpek doğurmayacak da. Ay işin cılkını çıkarttın sen. Ay hakikaten yani, hakikaten. Konuşulacak hiçbir şey kalmadı bence. O sınava girilecek, bu kadar. Bir daha da beni o damatla yüz göz etme. Ne yaparsan yap, bu işi hallet. Bozacı geçse de bir boza içsek değil mi? Kızım eve gitmeyecek misiniz siz? İyi akşamlar Melek teyze. Thank you.
nişanlandık mı şimdi? Aa, demek bugüne hiç boş vakti yok doktor hanımın. Tamam. Hı-hı, anlıyorum. O zaman 2 gün sonraya alalım biz randevuyu. İpek Taşkır. Evet, tahmini 4 ya da 5 haftalık hamile. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler. Esi, biraz hızlı davranmıyor musun ya? Kız daha karar vermedi. Sen doktor randevusunu aldırmadan bahsediyorsun. Özgür, sen Melek teyzenin söylediklerini duymadın galiba. İşleri iyice sarpa sarmadan bu durumdan kurtulmamız lazım. İyi de buna İpek karar verse keşke. Kız ortada salağa döndü ya. Bizim ona biraz zaman tanımamız lazım. Ya zamanımız falan yok. Sen benim yaşadıklarımı ne çabuk unuttun. Ben İpek'in iyiliğini düşünüyorum. Sen onu bunu bırak da senin şu antrenmanın kaçta bitiyor? Öğlene doğru. Tamam. Ben masalı okula bırakırım sonra dükkanın önünde buluşuruz, tamam mı? Kesin Erkan'dır. Ne olursan aç kapıyı. Beni sorarsa da Esin evde yok de. Ne gerek var kanka? Ben direkt ona böyle dalsam ve dayağın acısından, sarsıntıdan o sorumluluk gibi belki yerine oturur. Gerçi yoktur da. Üf, Özgür, hiçbir şey söylemeni istemiyorum. Sadece gönder. Üf, iyi be, iyi, tamam. Aa, Birol abi. Beklemiyordunuz değil mi? Bir sürpriz yapayım dedim. Evet, çok şaşırdım. Tabii ne kadar oldu görüşmeye? Sen ta 2 ay önce gelmiştin en son, arayı açmamak lazım. Esin, tatlım, bak kim gelmiş. Aa, abi. Sen Erkan gelmişsin, tercih ederdin herhalde. Abiciğim, hiç geleceğinden haberim yoktu. İlla merasim mi gerek kızım? Yeğenimi özledim, ne var? Yok şey, herhalde dükkanı kapattın değil mi? Yani babam tek başına idare edemez ya. Ya kapıda sorgu sual. Bir bırak da geçeyim. Tamam. Sesini duyunca bir günaydın diyeyim dedim. Günaydın. Benim hemen çıkmam lazım. Akşama görüşürüz. Hayırdır? Önce bir Barış'a uğrayacağım, sonra da okula. Aman bir dakika ayrılmayın birbirinizden, değil mi? Yok anne, keyfimden değil. Çocuğun evine tutuşturduğum başvuru kağıdını alacağım. Ya birlikte gitseydiniz? Mesaj alındı Valide Hanım. Şimdi izninizle çıkayım. Ay ne Valide Hanım'ı falan? Anneyle dalga geçilmez. Of anne ya. Aa, pardon değil mi? Anneye of da denmiyordu. Kayınvalideni geçirmeyeceğim mi? Yok ya şimdi yani yolculuklar dilerim, olur biter, dersim var zaten. Dur bir dakika. Ay anne duramam, ne dur zaten dün dediklerini yapmaya gidiyorum, daha ne istiyorsun? Ay ben onu demeyecektim ki. Ha? Bir kahvaltı etmez misin, sonra kan şekerin düşüyor da. Hani onu diyecektim. Ha. Neredeymiş bu sahne? Taksim. Yeri güzelmiş. Güzel mi? Güzel de laf mı Serpil Sultan? Görsen bayılırsın. Bir de imzaları attık mı kanka? Tamamdır ya. Yıllardır bu hayalle okudunuz. İnşallah son dakikada bir aksilik çıkmaz da istediğinizi yaparsınız. İnşallah. Kanka ben de sana çıkıyorum. Esin kızı bırakmaya gidiyor. Sen nereye? Amcamanım var abi. İyi, ben de seninle geleyim bari. Niye? Şimdi kız başına koşacaksın, orada takılan laf eden olur. Yanında durayım. Ya abi kız yıllardır aynı yerde koşuyor. Başına hiçbir şey gelmişliği yok. Ya hepiniz birden gidiyorsunuz. Ben tek başıma kalıyorum ama. Senin de işlerin var diyordun. Onları halledersin işte. Ya, tamam, akıl verme. Bak dükkan bakmaya giderken haber verin, ben de geleceğim ha. Tamam. Ne oldu? Kimdi o? Niye açmadın? 3. Kahveden bir arkadaş. Ya kesin okey'e 4. lazımdır. Oo hoca, sen nasıl ayıldın bu saatte? Abi, Erkan alkolü bıraktı. Ne bileyim kızım, eski alışkanlıklar zor unutulur da sabah sabah görünce şaşırdım. Ben masalı kreşe götürmek için gelmiştim.
Zamanlaman yine süper. Hadi gidelim. Hadi. Arayın bak, haber bekliyorum ha. Tamam.